Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlık tanılar ekranımız olsun. Amerika, Xitay ve Hong Kong'un şirketlerine ceza yürgüzüşünü tezletmekte. Amerika, Xitay ve Hong Kong'un şirketlerine ceza yürgüzüşünü tezletken bulup, yeni tizimlikten 20 Xitay ve Hong Kong şirketlerini öz içine alıdıkken. Ceza kararına asasen 100'den artık Xitay şirketi muşu ayının ahırıda bu tizimlikke kürgüzüldüken. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 1. Avgust haber kılışça, Amerika Maliye Ministerliği yakında 2 ceza tizimlikini ilan kılgan bulup, bunun içindeki Hong Kong, İran ve Yemen'deki 7 şahıs ve 11 şirketke çetildiken. Hong Kong'da tizimge aldırılgan şirketler ve Xitay'nın Guangzhou, Shenzhen'deki 2 şirketini koşkanda, Xitay ve Hong Kong şirketleri ceza tizimlikinin 64%'ini ilgileydiken. Mezkur Xitay şirketlerinin hemisi İran ve Husi korallı kısımlarının başkurulduğun bomba ve uçkuçsiz ayırıplan işlep çıkırı sabcaslarını seti verişiğe yardım biriş bilen ayıplengen. Amerika Bloomberg haber doğrunun 1. Avgust ismini aşkarlaştığını halimiğen menbelerini nakil keltürüp haber kılışı, Amerika hükümeti bu ayının ahırıda 120'den artık Xitay şirketine ceza yürgüzüşü mümkün iken. Ve bu arkalık Xitay'nın süni idrak özüki ve münasvetlik işlep çıkırış üskürlerine erişişini çekleydiken. Bu ceza asaslıqı Nvidia ve AMD şirketlerinin süni idrak tizletkücüne icra kılışı gerek bulunduğun yukarı ken belbağlıq içki saklıqıç kristal yapıraqçısıgı kartılığan bulup ceza yürgüzüldüğün şirketlerinin konkret saniye tehe bekitilmeyen. Amerika Maliye Ministerliği 30 iyul ve 31 iyul günü ayrım ayrım halde ceza ilan kılgan. Bayanatta 2 Yemenlik şahıs ve 4 şirket Husi korallı kısımlarını başkurulduğun bomba, uçkuçsuz ayırplan ve çarlıqıcı başkurulduğun bomba yasaş zabcaslar bilen təminligeliki, cezalanğan 4 şirket ayrım ayrım halde Guangzhou ve Hong Kong'u caylaşkallıqı kayıt kılıngan. Maliye Ministerliği'nin körüstüşçe korallı kısım münasvetlik korallarını işiltip, İsrailiyadaki Amerika armiyesi Saudi paraxotuğa hücum kılgan. Amerika Palata azaları Tayvan'a alaqadar yeni kanun lahisi sundi. Amerika'daki iki partiyanın Kengash Palata azaları Tayvan bilen bir sep tutuluş kanun lahisini oturgu koygan bulup, Xitay'nın Tayvan'a tecavüz kılışını tosuş üçün umumiyüzlük iqtisadi ceza kullanış talep kılındi. Amerika vazının 1. Avgust haber kılışça, Amerika'nın 2 Kengash Palata azası ötken hafta Xitay'nın Tayvan'a karşı herbi güç işiltişini tosuş maksat kılıngan, partiya halkıgan 2024 yıllık Tayvan bilen bir sep tutuluş kanun lahisini oturgu koygan. Bu kanun lahisi de eğer Xitay Tayvan'a herbi güç bilen tecavüz kılgan takdirde, umumiyüzlük ve katlıq tariqide iqtisadi, energiye, maliye ve başka türdeki cezalarga uçuraydıganlıqı tähkitlengen. Mezkur kanun lahiyesi 26 iyul Alyaska Ştatı'nın Cumhuriyetçi Kengash Palata azası Dan Sullivan bilen İlyonir Ştatı'nın Demokratçi Kengash Palata azası Tommy Duckworth tarafından birlikte oturgu koyulgan. Her iki Kengash Palata azası Herbi İşler Komitetinin azası iken. Kanun lahiyesi Komünistik Partiyesi azaları, maliye organları ve sanayet sahasına karıtılgan bir qatar cezalar, şundaqla Amerika maliye organlarının cümleden meblağ seliş şirketleri, şahsi kapital şirketleri, meblağ şirketleri, ya ki xavuplik meblağ şirketlerinin Xitay Komünist Partisi'ye paydalıq, ya ki onun bilen münasibetlik bolğan herkanda Xitay şirketleri ve organlarına meblağ selişini çekleş arqalıq, Xitay'nın Tayvan'a karşı herbi tacavuzunu tosuşunu maksat kılıdıkken. Bu kanun yana Xitay mahsulatlarının import kılınışını çekleydiken. Ankara'da 7 devletin mahpusları almıştırıldı. Türkiye paytaxtı Ankara'da Amerika, Rusya, Germaniya, Polşa, Slovakya, Norvegiya ve Belarusya kadarlık 7 devletin mahpusları öz ara almıştırıldı. CNN Türkçe kanalının haberinde bildirilişçe bu 2. Dünya Urushidan keyinki en çok mahpus almıştırış hareketi bulup, bu jarayonda Türkiye asaslıq rol oynagan. Almaştırılgan kişiler er ayal ve 2 kiçik balı bulup cemi 26 kişi iken. Mahpuslarını almaştırış için Amerika'nın 2 başka devletlerinin birden bulup cemi 8 ayırıplan Ankara'daki Esenboğa ayrıdromu'a birli vakti yetip gelgen. Türkiye'nin orullaştırışı bilen her kaysı devletler mahpuslarını almaştırıp olgan deyinkin öz ayırıplarları bilen ilip ketgen.
Rusya Prezidenti Putin elip kelingen mahbuslarını özü aldığı çıkıp karşı alğan. Amerika Prezidenti Biden Türkiye'nin mahbus almaştırış hizmetine alahide küç çıkarğanlığına rahmet etkan. İsrailiye Haniyeye suikast kılmağanlığını bildirdi. İsrailiye armiyesi Hamas siyasi bürosu reisi İsmail Haniye suikastke uçurgan keçe Livan'da Hizbullah'nın yukarı derecelik herbi emeldari Fuad Şükür öldürülgen hücumdan başka Otri Şarık'ta başka rayonga hücum kılınmağanlığını ilgiri sürdü. İsrailiye armiyesinin bayanatçısı Daniel Hagari akbarat ilan kılışı yığınıda kündertip meseleleri doğrusu toxtaldı. O İsmail Haniyeye 31 iyul İran paytaxtı Tehran'da kılınğan suikastke münasibetlik sualğa cevap bergende Haniyeye kılınğan suikastının perde arkası da İsrailiye armiyesinin yokluğunu eskertip 30 iyul keçisi Livan'a havadın hücum kılıp Hizbullah'ın komandanı Fuad Şükür'ünü öldürdük. Şunu tekitlemekçimen ki, o keçi bunundan başka Otur Şarık'ta başka hiçkandak hava hücumi, başkurulduğun bomba ve uçkuçsuz ayroplan hücumi yüz vermedi, dedi. İsrailiye armiyesinin 30 iyul Livan paytaxtı Beyrut'te elip bargan hava hücumi de Hizbullah'ın yukarı derecelik herbi komandalarından Fuad Şükür öldürülgen bulup, bu hücumdan bir neçe saat kiyin Hamas siyasi bürosunun reisi İsmail Haniye İran paytaxtı Tehran'da suikastke uçurup hayatıdan ayrılgan idi. New York Times gazeti İsmail Haniye kalgan toralgoga bir kancı ay burun mehbi koyup koyulgan bir bombanın partilişi neticesi de hayatıdan ayrılganlıkını haber kılgan idi. Axios haber doğrudu bolsa, bombanın süni akıldan paydalanıp yasalgan yukur teknikilik üskünü işkerliki Haniye'nin toralgoda işkerliki uçurunu tapşurvalgan İsrailiye Bihaterlik İdarisi Mossad'nın casusları tarafından Yıraktın tizginek bilen partiltilgallıqı ilgiri sürülgen idi. Hizbullah rehberi yeni baskıçkı kirgallikini bildirdi. Hizbullah rehberi Hasan Nasrullah, Hizbullah'nın yukur derecelik herbi komandallarının Fuad Şükür'nün öldürülüşü doğrusu toxtulup, fakat yardım aldın kısepi buluştun halkıdık. Bu barlıq sepler boyucu uruş hesaplındı. Yeni baskıçkı kirdik, dedi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Hizbullah rehberi Nasrullah, İsrailiye armiyesinin 30 iyul Livan paytaxtı Beyrut'taki Dahiya rayonunu havadın bombardıman kılışı neticesi de hayatından ayrılgan yukarı derecelik komandallardan Fuad Şükür için ötküzülgen cinazi yığılışıga tor arkılık katnaşkan. O İsrailiyenin Beyrut'taki hücumudan kiyin çigra aldınkı sepleri de tokunuşlarının yeni baskışkı kirgenliğini tekitlep, fakat yardım aldınkı sepi buluştun halkıdık. Bu barlıq sepler boyunca uruşu hesaplındı. Yeni baskıçkı kirdik, degen. O yana İsrailiyeye karıtıp barlıq yardım sepleri yeni baskıçkı kirdi. Bırak bunun ulgayışı düşmanın inkasıgı karıda özgürdü, degen. İsrailiye armiyesi 30 iyul Livan paytaxtı Beyrut'ta kılınğan hava hücumida Hizbullah'ın yukur derecelik herbi komandallarının Fuad Şükür'ünü öldürgenlikini ilan kılgan idi. Amerika puralarını Livan'a sayahatki barmaslıq toğrısı da agahlandırdı. İsrailiye bilen Hizbullah'ın otursudaki ciddiçilik küçüyüp ketkendiğin kiyin Amerika hükümeti puralarını Livan'a barmaslıq toğrısı da agahlandırdı. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin torbeti de Livan'a münasibetlik yeni agahlandırış ilan kılıngan bulup, İsrailiye bilen Hizbullah otursudaki küçüyüp ketken sürgülüşke işaret kılıngan halda Amerika puralarının Livan'a barmaslıqı talep kılındı. Agahlandırış diyene nöbette Livan'da turvatkan Amerika puralarının bihatır caylarda panahlanışı bulup mu Livan'ın canubu'da turvatkanlarının uyerdin derhal ayrılışı tavsiye kılındı. İsrailiye tarat kolurumu bazı Amerika ve Angeliya Avasya şirketlerinin İsrailiye'ye uçuduğun ayruplan seferlerine emelden kaldırganlıkını haber kıldı. Düşenbe günü Avusturya bilen Germaniyamı Tel Aviv'deki Ben Gurion aerodromu'a uçuduğun ayroplan seferlerini vaktince bekar kılganlıkını ilan kılgan idi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Adik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.